Gençler merhaba. Bu videoda fidan yetiştiriciliği bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Önce bölümün iş tanımıyla başlayalım. Fidan yetiştiriciliği bölümü gerek meyve gerekse de süs bitkileri fidanlarını yetiştirebilecek, her türlü bitkinin köklendirilmesi, aşılanması, budanması ve dikimi hakkında bilgi sahibi olabilecek meslek elemanlarını yetiştiren bir ön lisans bölümüdür. Evet, iş olanaklarına bakalım. Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı birimleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Taşra Teşkilatları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı birimlerde orman muhafaza memuru sıfatı ile çalışabilirler. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı fidanlıklar, üniversitelerin araştırma ve geliştirme merkezleri, özel sektörde fidancılık işletmeleri, fidan üretim kooperatifleri, fide ve süs bitkisi yetiştiriciliği yapan işletmeler, tarımsal ilaç, gübre ve tohum pazarlamasını yapan şirketler. Evet, üniversite tavan puanları. Hocam 3 üniversitede fidan yetiştiriciliği bölümü var. 2020'de 3 üniversitede kontenjanı dolmamış. 2019 yılında ise yalnızca Kocaeli Üniversitesi'nin kontenjanları dolmuş. En yüksek puan ile alan üniversite olmuş diyebiliriz. Hem en yüksek hem en düşük. 185 puan 1 milyon 734 bin sıralama. Hocam KPSS'ye baktığımızda 2018 yılında 4 kişi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na, Artvin ve Aksaray'a atanmış. Taban puanlar en yüksek 88, en düşük 87 olmuş. 2019 yılında ise 3 kişinin ataması yapılmış. Tarım ve Orman Bakanlığı'na Iğdır ve Hakkari'ye alım yapılmış. 78, 87 ve 88 puanlarla. Evet. Evet, DGS geçiş hakkı olarak ise hocam ağaç işleri endüstri mühendisliği, bahçe bitkileri, orman endüstrisi mühendisliği, orman mühendisliği ve tarla bitkileri bölümlerine geçiş hakkı tanıyor. Evet. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani eski adamlar bu fidan olayından çok iyi anlardı. Benim rahmetli babam da anlardı. Budama nasıl yapılır, nereden, hangi zamanda budanır falan filan. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslına bakarsam böyle bölümlerin yani biraz meraklısı olmak lazım. Dün evet dündü TYT çıkışında röportaj yapıyorlar. 74 yaşında bir amcacık sınavdan çıkmış arıcılık istiyormuş. Ben de arıcılık bölümüne meraklısı diye söylemiştim ya da Evet. üniversitenin olduğu şehirde yaşıyorsan falan git Bu gel işle yaparsın falan. uğraşıyorsanız Ha. demiştik. Şimdi fidan yetiştiriciliği bölümünden ne kazanabilirsin? Bir kere devlette çok fazla alım olmamış ama ben ona da şaşırdım. Aslına bakarsan devlette bu bölümde alım olması lazım. Tarım ve Orman Bakanlığı'na veya da diğer alanlara, Orman Su İşleri Bakanlığı'na. Ya aslına bakarsan çok büyük yığılmanın olduğunu sanmıyorum bu bölümden. Evet hocam zaten Ama 3 atamada 88'den 78'e düşmüş. şöyle de bir olay vardır. Bu bölümün de ortak ataması olan alanlar vardır. Diğer böyle alanlar vardır. O yüzden puanları o kadar Bir de her yükselmiş. atama döneminde de alım Ha, olmayabilir. yani olsa da bu bölüm Evet. mezunu çok fazla olacağını sanmıyorum. Hem Hı. dolmamış kontenjanlar hem fazla üniversitede yok. Ama yine de hani ne diyeyim? Çok fazla 18 yaşında bir gence bu bölüme git %100 iş bulursun diyebileceğim bir alan değil. Yani özel bir merakım varsa bu Evet, işlere zevkini hem okumak zevkini biraz. okumak değil. Yani şöyle diyeyim ya, ben hiç kimse zevkine bir şey okumaz. Ama 74 yaşındaki amcam benim Evet. amcamı tamam. Onun haricinde ben 18 yaşındaki gençlere Evet, söylüyorum. 18 yaşında. Şimdi bu bölümle ilgili evveliyatla bir şeyim varsa, haşır neşirliğim varsa yani bu bölüm derken bu alanla ilgili. Bir de hani çevremde tanıdık hani özel fidanlıklarda şurada burada çalışabileceğin bir alan ya da bir yer varsa, diyelim işletme varsa evet bu bölüm okunur. Aynı zamanda KPSS kovalanır ama hemen atanamayabilirsin çünkü Azalmış her hocam. daim atama olmamış. Evet. O yüzden yani çok hani böyle bıçak sırtı bölümlerden bir tanesi. Teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz açıklamaya mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.